Soru. Ahirete iman etmeyen kişi, imanın diğer rükünleri ve salih amel fayda vermez. Cevap metni. Allah'a hamd olsun. Ahirete iman ve onunla bağlantılı cennet ve cehenneme iman, imanın altı rükünlerinden biri olup, herhangi birisini inkar etmek küfür olup sahibini cehennemde ebediyen bırakır. Bundan sonra da herhangi bir amel ona fayda vermez. Kıyamet gününde ona hiç kimse şefaat etmez. Yüce Allah şöyle buyurdu. Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti. Müminler de her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler. Onun peygamberlerinden hiçbirini ayırt etmeyiz. Şöyle dediler. İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz, senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sana. Başka bir ayette Kur'an, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahirete de kesin olarak inanan müminler için de bir hidayet rehberi ve bir müjdedir buyurmaktadır. Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün insanlara açık bir şekilde görünürken ona yürüyen bir adam geldi ve ey Allah'ın peygamberi, iman nedir? Allah'ın Resulü, iman Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, onunla buluşacağına ve son dirilişe inanmadır dedi. Ayrıca meşhur Cibril hadisinde bana imandan haber ver dediğinde Allah'ın Resulü Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe iman etmendir. Ve kaderin hayrına ve şerrine iman etmendir dedi. O da doğru söyledin dedi. Şüphesiz ahirete iman Allah'a iman ile bağlantılıdır. Ahirete inanmayan Allah'a inanmamış sayılır. Yüce Allah şöyle dedi. İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmenizden değildir. Asıl iyilik, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitap ve peygamberlere iman etmektir. Başka bir ayette, bunlar mallarını insanlara gösteriş için harcayan, Allah'a ve ahiret gününe de inanmayan kimselerdir. Şeytan kimin arkadaşı olursa, o ne kötü arkadaştır. Diğer ayette, kendilerine kitap verilenlerden Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyen, Allah'ın ve Resulünün haram kıldığını haram saymayan ve hak din İslam'ı din edinmeyen kimselerle küçülerek, boyun eğerek kendi elleriyle cizyeyi verinceye kadar savaşın. Yine Yüce Allah şöyle dedi. Allah'ın huzuruna çıkmayı yalanlayanlar gerçekten ziyana uğramıştır. Nihayet onlara ansızın o saat gelip çatınca bütün günahlarını sırtlarına yüklenerek hayatta yaptığımız kusurlardan ötürü vay halimize diyecekler. Dikkat edin. Yüklendikleri günah yükü ne kötüdür. Kafirleri nitelerken şöyle dedi. Onlar ahireti de inkar edenlerdir. Başka bir ayette, onlar dinlerini oyun ve eğlence edinmişler ve dünya hayatı da kendilerini aldatmıştı. İşte onlar bugünlerine kavuşacaklarını nasıl unuttular ve ayetlerimizi nasıl inkar edip durdularsa biz de onları bugün öyle unuturuz. Yine Yüce Allah şöyle buyurdu. İnkar edenler kesinlikle öldükten sonra diriltilmeyeceklerini iddia ettiler. Dedi ki, hiç de öyle değil. Rabbime hamd olsun. Mutlaka diriltileceksiniz. Sonra da yaptıklarınız size elbette haber verilecektir. Bu Allah'a kolaydır. Yüce Allah şöyle buyurdu. Herkes kazandığına karşılık bir rehinindir. Ancak ahiret mutluluğuna eren kimseler başka. Onlar cennetteler dediler. Birbirlerine suçlular hakkında sorular sorarlar ve dönüp onlara şöyle derler. Sizi sekara, cehenneme ne soktu? Onlar şöyle derler. Biz namaz kılanlardan değildik. Yoksulu yedirmezdik. Batıla dalanlarla birlikte olup biz de dalardık. Ceza gününü de yalanlıyorduk. Nihayet ölüm bize gelip çattı. Şüphesiz bu konuda ayet ve hadisler çoktur. Ayşe radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre şöyle dedi. Bir gün ey Allah'ın peygamberi, İbn Cedan cahiliye döneminde akrabalarına iyilik yapardı, fakirleri doyururdu. Bu ameller ona faydası olur mu? Resulullah, ey Allah'ım, kıyamet gününde benim hatamı affet demediyse fayda etmez. Nevevi rahmetullahi aleyh şöyle dedi, hadisin manası şudur, o kişi kafir olduğu için akrabaya yaptığı iyilik, fakirleri yedirmesi ve diğer güzel huyları fayda etmez. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, ey Allah'ım, kıyamet gününde benim hatamı affet demedi sözünün anlamıdır. Yani ahiret gününe inanmıyordu. Her kim ahiret gününe inanmazsa kafir olur ve hiçbir amel ona fayda vermez. El-Kadi İyad rahmetullahi aleyh şöyle dedi.
İcmaya göre kafirler yaptıkları iyi amellerden dolayı sevap almazlar ve azapları hafifletilmez. Şeyh bin Baz rahimehullah şöyle dedi. Her kim ahiret gününde şüphe ederse veya cennet, cehennem, ölümden sonra diriliş var mı yok mu diye şüphe ederse o kişide iman veya yakin yoktur. Bu kişi ölümden sonraki dirilişe, cennet ve cehenneme, Allah'ın müminler için cenneti, kafirler için cehenneme hazırladığına inanıncaya kadar kafirdir. Müslümanların icmaıyla bunlara inanması gerekir. Şeyh bin Useymin rahimehullah şöyle dedi. Yüce Allah çok kez Allah'a iman ile ahiret imanı birlikte zikreder. Şu başlangıca iman ve sonuca imandır. Çünkü ahiret inanmayan Allah'a inanması mümkün değildir. En iyisini Allah bilir.